Voleybol, kadın voleybol takımının etrafında dönen bu tartışmayı nasıl izlediniz? Size Türkiye fotoğrafı ile ilgili ne verdi? Onu öncelikle merak ediyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Programın bir kısmını izledim. Can Bey de söyledi. Aslında Türkiye'nin geneline baktığınız zaman büyük bir kısmı bu tartışmalara marjinaller gibi bakmıyor. Dolayısıyla sosyal medyadaki tartışmalar benim kanaatime göre ve yaptığım araştırmalardan bunu söylüyorum. Belki ilerleyen zamanda Can Bey'in araştırmasının diğer sonuçları da açıklanırsa muhtemelen bunların birbirini de tamamlayacağını ve örtüşeceğini düşünüyorum. Tabii, öyle. Sosyal medyadaki tartışmalar aslında bize toplumun geneli hakkında bir fikir vermiyor. Genel resmi tamamlamıyor. Çünkü son zamanlarda marjinallerin sesi çok daha gür çıkıyor. Çok daha fazla çıkıyor. Bu gayet normal bir şey aslında. Ben bunu birkaç seferde söyledim. Çünkü farkındalık yaratmanın yolu sosyal medyada çok gürültü çıkartmaya bağlı bir şey. Belki şöyle diyelim, bir yerde yakaladım Can Bey'in dediğini. 20 yıl önce de aslına bakarsanız bunlar oluyordu. Ama 20 yıl önce bu kadar görünür olmuyordu. Neden? Çünkü sosyal medya henüz icat edilmemişti. Sosyal medya icat edildikten sonra her türlü yaşam tarzına ilişkin kutuplaşmalar daha sert geçiyor. Çünkü sosyal medyada insanlar farkındalık yaratmak, var olabilmek için mümkün olduğu kadar marjinalleşiyorlar. Oysa toplumun geneli ve toplumun büyük bir kısmı meselelere sosyal medyadaki kutuplaşmaların gözüyle bakmıyor. Bu yüzden bunu sosyal medyanın marjinalleştirme gücünden kaynaklanan bir tartışma olarak bakmak lazım. Biz bunu mesela radikalleşme, terör gruplarında da çok fazla görüyoruz. Yani mesela Türkiye'de son zamanlarda, sadece bu Türkiye'de değil, bütün dünyada öyle. Bizde olmuyor bu. Mesela Amerika'daki Trump taraftarlarıyla diğerleri arasındaki kavgalara bakın. Sosyal medya üzerindeki yaratılan kavgalara bakın. Orada da aynısını görürsünüz. Marjinal gruplar, radikal gruplar, aşırı sağcı, faşist gruplar sosyal medya üzerinde çok daha fazla görünür olmaya çalışıyorlar. Çok daha fazla görünür oluyorlar. Çünkü sosyal medya onlara müthiş şekilde bir propaganda imkanı sunuyor. Normal gündelik hayatın içinde olamayacaklar için, normal medyanın içinde var olamayacaklar için bunu sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Tabii burada belki en önemli husus, yani sonuçta bu milli maç, bir voleybol maçı. Bunun üzerinden, yaşam tarzları üzerinden toplumu kutuplaştırmak aslında marjinallerin en sevdiği iş. Ve marjinaller bu konuda da başarılı oluyorlar, onu söyleyeyim. Belki burada yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi, belki bunun çok ciddi anlamda gündelik basın ve medyaya konu olmaması gerekir. Çünkü biz bunları konu yaptıkça inanın bunların daha çok hoşuna gidiyor.